Anne, bunlara ne oldu? Bir şey olmadı oğlum. Açlıktan. Yemeklerini yiyecekler, iyileşecekler. Ama kesin yemeyecekler. Niye yemesinler oğlum? Sen bitirdin mi? Hadi kalk bakalım, yarın yazılım var. Git çalış güzelce. Hadi benim aşkım. Git onunla çalış. Evet. Siz neyi bekliyorsunuz acaba? Size de Ali gibi ben mi yedireceğim? Borcu. Kurma kuzum artık. Kurma hadi bak. Dünden beri kura kura kuruldun artık. Hadi kızım. Yok ben öyle... Yok sen öyle ne? Her şey ortada işte. Aylarca peşinden koştu gözümüzün önünde. Kapılarda yattı. Şimdi senden 200 bulunca hesap sormaya başladı. Selma. Tamam ne olur. Konuşmak istemiyorum şu an. Burcu bana bunu kim yapıyor? Derin değil, annesi değil. Kim? 15 gün önce sorsan cevabı belliydi. Annesini falan gördün mü yakınlarda? Bunlar onun bilebileceği şeyler değil. O olamaz. Kim o zaman? Her şeyi bilen biri. Hayır yani bir taraftan kızamıyorum da. 2 gündür bilmediğim ne varsa hepsini öğrendim sayesinde. Düşmanım mı, çok mu seviyor? Anlamadım ben. Vallahi benim anladığım Savaş'la seni ayırmaya çalışıyordu. Bunu da çok güzel becerdi. Ayırmak falan değil bu. Yani ayırmak da öyle ayırmak değil. Nasıl? Anlamadım. Ya bakın Savaş nasıl sıkıştırmıştı Oktay'ı? Aynı öyle. Bu kimse her şeyi teker teker ortaya döküyor. Vereyim mi bir tane daha diyeceğim de. Şu manzaraya, duruma bakınca yemin ederim dışarıdan biri izliyorsa var ya al sana yurdallar rıza der. Allah sonumuzu benzetmesin o ayrı. Amin. Abi. Hı. Ben kötüyüm ha. Haberin ola. Yapma ya. Oğlum ağır konuştun kıza. Ben Burcu... Abi bana sen kimsin diyor ya. Ne demek abi sen kimsin? Şu hemen savunmaya geçeceksen hiç konuşmayacağım. Vallahi peşin peşin şunlara söyleyeceğim. Aslansın sen, kralsın, sensin. Tamam oldu mu? Tamam eyvallah. Benimki şimdi zaten bencillik oldu biraz. Sen bana öyle kinayeli söylüyorsun ya. Bak ben sana harbici söylüyorum yürekten. Sen benim tanıdığım en kral adamsın. Sağ ol. Vallahi içim rahatladı. Sen bu kıza aşıksın yani şimdi. Şu şey klişelerini falan bilirsin. Aşkım için dünya yakarımlar falanlar filanlar. Ne yapacaksın? Meryem için. Hadi Meryem'i de geçtim. Kendi bildiğin doğrulara rağmen gideceğim babanı ispiyonlayacağım. Evsiz, parasız, kocasız kalmak üzere olan üvey annene sırtını çevireceğim. Kardeşimdir, 2 gün ağlar susar diyeceğim. En mühim olan şey benim aşkım. Gerisi yansın umurumda değil mi diyeceksin abi? Oğlum kız haklı. Tamam. Ben zaten başında sana ne dedim? Kendi doğrularına rağmen dedim. Abi insanlar anası babası için kendinden vazgeçiyor. Yapma gözünü seveyim. Ben o insanlardan değilim. Ben o adamı babalıktan reddettim güçlü. Bitti. Ha anlat abi anlat. Dinliyorum. Hayat böyle laps diye koyar adamı işte. Gazete ilanı gibi görürsün karşında. Hükümsüzdür. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bugün Yurdal Bey'in yerini söylesen bir daha da Meryem yanında ah buyursun. Her şeyden önce sen kendini dinleyeceksin abi. Kendini dinleyeceksin. Kendine rağmen bir şey yapıyorsan geriye hiçbir şey kalmaz ki senden. Kalmayınca Meryem ne yapsın senin? Savaşlıktan çıkmış bir savaş. Kime ne faydan var senin o saatten sonra? Bana bak sen böyle kuşçuya, Ömer Baba'ya falan mı gidiyorsun boş zamanlarında? Laflara bak. Ben sana bir şey söyleyeyim.
Ben Burcu'nun yerinde olsam bir daha asla suratına bakmam. Oldu mu? Böyle bilge bilge konuşuyorsun ya. Önce git kızın gönlünü al. Artık nasıl yapacaksan. Abisin ya. Açtım gözlerimi, seni izliyorum. Bakalım sen nasıl alacaksın? İzin ver de kopya çekelim biraz. İki şey yapacağım. Birincisi Meryem'in istediğini. Alacağım, babama götüreceğim. Artık ne olacaksa. İkincisi, o aramızda gezen hayalet var ya, arabalara dosya bırakan, imalı hediyeler gönderen, kol düğmeleri falan. O şirkete gelip kasama giren var ya, işte onu bulacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.